Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle solunum sisteminin 3. dersine başlayacağız. Solunum sisteminin 3. dersinde kimler var? Solunum gazlarının taşınması var. Yani solunum gazlarının taşınmasından bahsedeceğiz. Birinci dersimizi hatırlayın. Birinci dersimizde size akciğeri anlatmıştım ben. İkinci dersimizde nefes alma, nefes verme olayı nasıl gerçekleşir? Onu anlatmıştım. Şimdi üçüncü dersimize geldiğim zaman, üçüncü dersimizde de solunum gazlarının taşınması. Bu solunum gazları dediğimiz birincisi oksijenin taşınması, ikincisi de karbondioksitin taşınması olacak. Önce oksijenin taşınmasından başlayalım, bitirelim. Daha sonra karbondioksitin taşınmasına geçeriz. Bir oksijenin taşınması demişiz. Oksijenin taşınması diyor ki iki şekilde gerçekleşir. %2'lik bir dilimi, yani kısmı, çok az bir kısmı plazmada çözünmüş olarak taşınır. Aslında burada plazma dediğimiz kanın sıvı kısmı. Kanın sıvı kısmının, yani suyunda diyelim, kanın sıvı kısmında çözünmüş olarak taşınır. %98'lik büyük bir çoğunluğu, yani büyük bir oranı, o da diyor ki hemoglobin ile taşınır. Şimdi birincisi plazmada çözünmüş olarak taşınır. Bu zaten sıvı kısmında çözünmüş olarak taşındığı için burada üzerinde durmayacağım ben. Direkt hemen B'den başlayacağız. Hemoglobinle taşınır. Oksijen hemoglobinle nasıl taşınır? Onlar üzerinde duracağız. Şimdi biraz da şöyle aşağı doğru indiğim zaman bir şeklimiz var. Önce bir şekli tanıyalım. Burada kimler var? Oksijenin taşınması, yani hemoglobinle taşınması nasıl gerçekleşiyor? Onun üzerine duracağız. Bu şeklimize baktığımız zaman ilk hemen şöyle tam ortasına kırmızı çizmişim ben. Kırmızı bir boru şeklinde. Bu kırmızı boruya kim diyeceğiz? Damar diyeceğim, ya da kılcal damar da diyebilirsiniz. Damarın içerisinde neler var? Damarın içerisinde iki tane alyuvar çizdim. Bir sağ tarafa çizdim, bir de sol tarafa çizmişim. Oksijenin taşınması alyuvarla gerçekleşir. Niye alyuvarla gerçekleşir? Çünkü hani hemoglobinle gerçekleşir dedik ya, hemoglobin sadece alyuvarın içerisinde bulunur. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Hemoglobin kanda sadece nerede bulunur? Sadece alyuvarın içerisinde bulunur. Hemoglobin alyuvar zarından geçemez. Hemoglobin yapısında kim vardı? Hatırlayın, protein artı demir vardı ya. Bundan dolayı, hatta demirden dolayı kanın kırmızı rengi veriyordu. Şimdi hemoglobin protein yapılı büyük molekül olduğu için, polimer olduğu için alyuvarın zarından geçemez. O zaman alyuvardan dışarı çıkamaz. O zaman kanın plazma kısmında hemoglobine rastlanır mı? Rastlanmaz. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekir. Hemoglobin alyuvarın içerisinde olduğu için o zaman oksijenin taşınması kimle? Alyuvarla gerçekleşir de diyebiliriz. Şimdi oksijen nereden nereye taşınır? Oksijen akciğerden alınır. Yani alyuvarı bir araba gibi düşünün. Bir yerden bir yere gidecek. Yani akciğerden yolcusunu alacak. Yolcusu dediğimiz kim? Oksijen. Akciğerden, akciğer durağı gibi düşünün. Akciğer durağından yolcusunu, yani oksijenini alacak. Sonra yola devam edecek. Yani kanla birlikte hedef organa yürüyerek gidecek. Şimdi alyuvarı bir araba gibi düşünürsek, oksijeni alır, yola koyulur. Ta nereye gider? Doku tarafına gider. Oksijeni dokuya ne yapar? Teslim eder. Bu şekilde düşünelim. Şimdi burada sol taraftaki akciğeri görüyorsunuz. Hemen damarın üst tarafında mavi boyamışım, dikdörtgen şeklinde. Sol tarafa baktığımız zaman da kahverengi boyalı olan yine dikdörtgen kim var? Doku var. Dokuyu da ayak parmağı seçtim. Hani biraz ayak parmağı seçmemin sebebi biraz şeyden uzak, yani akciğerden şöyle uzak bir yer olsun istedim. Arada biraz mesafe olsun. O zaman alyuvar ne yapacak? Akciğerden oksijenini alacak. Ta nereye? Kanla birlikte ayaklara gidecek. Ayaklardaki, işte ayak parmağındaki hücrelere ne yapacak? Oksijeni teslim edecek. Şimdi burada sol taraftan, yani akciğer tarafından başlayalım. Çünkü akciğerin oksijenin taşınması tek yönlüdür. Sadece akciğerden dokulara doğru oksijen taşınır. Bunu da bilelim. Şimdi akciğerden oksijeni, şekle dikkat edin, sol tarafa dikkat edin.
Nefes aldığımız zaman akciğerlere oksijen alırız. Alveolleri alırız. Akciğerde yani alveoldeki oksijen direkt nereye geçer? Alveol kılcalına geçer. Şimdi bu borunun tamamı kılcal damar dedim ya. Sol tarafına yani akciğer tarafına kim diyeceğim? Alveol kılcalı hemen altına yazmışım ben. Ya da akciğer kılcalı diyeceğim. Sağ tarafa da kim diyeceğim? Doku tarafına geldiğim zaman ki kılcala da doku kılcalı diyeceğim. Bunu bilmem lazım. Yani akciğer tarafına akciğer kılcalı, doku tarafına geldiğim zaman da artık doku kılcalıdır. Bunu da bileceğim böyle. Yani bu şekilde bilmem lazım. Şimdi alyuvarı düşün. Alyuvar araba gibi dedik. Araba yolcusunu alıp gidecek. Şimdi akciğer oksijeni alır. Nefes aldığımızda akciğere oksijeni veririz. Alveole veririz. Alveolden direkt hemen oksijen kime geçer? Akciğer kılcalına ya da alveol kılcalına geçer. Alveol kılcalına geçtikten sonra yani damarın içerisine girmiş oluyor. Damarın içerisindeki alyuvarın içerisine girer. Şekilde görüyorsunuz. Ok yönüne dikkat edin. Oksijen alyuvarın içerisine girdiği anda hemen hemoglobinle birleşir. Kim oluşur? HbO2 yani oksihemoglobin oluşur. O zaman alveol kılcalında oksihemoglobin oranı ne oluyor? Artmış oluyor. Biraz sonra bunun üzerine tekrar döneceğim, değineceğiz. Şimdi o zaman hemoglobinle oksijenin birleşip oksihemoglobin oluşturması hangi tarafta gerçekleşirdi? Akciğer tarafında yani akciğer kılcalı ya da alveol kılcalında bu tepkime gerçekleşiyor. Bunu sakın unutmayın. Akciğer kılcalında hangi tepkime gerçekleşiyormuş? Zaten alyuvar burada oksijeni aldığı anda hemen hemoglobinle birleştirmesi gerekiyor ya. O zaman oksijeni aldı, hemoglobinle birleşti. Oksihemoglobin oluştu. Alyuvarı araba gibi düşünüyoruz. Araba yola çıktı. Ta nereye geldi? Sağ tarafa geldi. Yani doku tarafına geldi. Yani ta ayak parmağınızdaki kılcala gitti. Öyle diyeyim, doku kılcalı. Burada da ne yapması gerekiyor? Burada oksijeni akciğerden aldı ya, dokuya teslim etmesi gerekiyor. O zaman burada akciğerdeki tarafın tam tersi olaylar yaşanması gerekiyor. Akciğer tarafında ne oldu? Hemoglobin oksijeni bağladı ya, burada tekrar serbest bırakması lazım. Burada hemoglobin oksijeni bıraktı. Oksijen direkt ne oldu? Serbest kaldı. Oksijen direkt hemen parmağınızda bulunan yani ayak parmağınızdaki hücreye ne oldu? Vermiş ya da doku hücresine oksijeni vermiş oldu. Oksijen taşınması bu şekilde. Akciğerden nereye? Dokuya oksijen taşınması bu şekilde. Önce hemoglobinle bağlanır. Sonra hemoglobinle doku tarafında hemoglobinle ne olur? Ayrılır. Burada şunu bilmeniz lazım. Akciğerdeki yani akciğer tarafında ya da akciğer kılcalında gerçekleşen olayların tam tersi nerede gerçekleşir? Doku kılcalında gerçekleşir. Şimdi şekli biraz daha aşağı aldığım zaman burada iki tane grafiğimiz var. Bazen sorularda geliyor. Mesela burada alveol kılcalı ya da akciğer kılcalı tarafına ya da akciğer tarafında oksihemoglobin artar mı azalır mı? Akciğer tarafında hemoglobin hemen oksijenle bağlandığı için oksihemoglobin ne olur? Artar. Grafikte de görüyorsunuz. Akciğer tarafında oksihemoglobin artar. Kılcal tarafına baktığım doku tarafına baktığımız zaman doku tarafında da hemoglobin oksijenden ayrıldığı için yani oksijeni serbest bıraktığı için oksihemoglobin tekrardan ne olur? Azalır. Hemen alttaki doku kılcalı yani doku tarafındaki grafiğe baktığım zaman oksihemoglobin yani HbO2 ne olur? Direkt azalır. Bunu da bilmem gerekiyor. Şimdi oksijenin taşınması bu şekilde arkadaşlar. Oksijenin taşınması işte hemoglobinle bu şekilde taşınır. Sadece akciğerden doku tarafına doğru geçer. Bunun dışında kim var? Bunun dışında karbondioksitin taşınması var. Karbondioksitin taşınması şekli şöyle biraz şekli yaklaştırayım ben hemen. Evet, biraz da büyütelim şekli. Burada bir dedik oksijenin taşınması, iki karbondioksitin taşınması üzerinde duracağız.
Şimdi hatırlayın, oksijenin taşınması iki şekilde ama karbondioksitin taşınması üç şekilde gerçekleşiyor. Karbondioksitin taşınması bir plazmada çözülmüş olarak taşınır %7 gibi en az. Bunun üzerine yine durmayacağım çünkü %7'si karbondioksit direkt hemen plazma kanın sıvı kısmında suyunda çözülmüş olarak taşınıyor. B'ye baktığım zaman %23 gibi hemoglobinle taşınır. En fazla %70 gibi kimle taşınıyor? Bikarbonat şeklinde taşınır diyor. Şimdi burada kim üzerinde duracağız? Önce B'den bahsedeceğim. Hemoglobinle taşınma, yani karbondioksitin hemoglobinle taşınması şekli üzerinde duracağız. İkincisi de bikarbonat şeklinde. Zaten en fazla kim şeklinde? Bikarbonat şeklinde taşınıyor. Onun üzerine biraz da uzun duracağız. Şimdi hemen A'yı geçtim, B diyorum. Direkt hemen hemoglobinle taşınma. Tekrar aynı şekil var arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekli görüyorsunuz. Bir tarafta kim var? Yine akciğer. Diğer tarafta kim var? Doku var. Bunu şimdi şeyi bilmemiz lazım. Burada hani biz oksijen nereden nereye taşınır? Oksijen akciğerden dokulara doğru taşınıyor diye. Karbondioksitin taşınması tam tersidir. Yani oksijenle karbondioksit taşınması tam tersidir. Biz oksijeni akciğerden dokulara götürürüz. Dokularda oluşan karbondioksiti de akciğere getiririz. Nefes verirken dışarı atarız. O zaman oksijenin taşınması ile karbondioksitin taşınması birbirinin tam tersi. Oksijenin taşınmasını gördük biz. Akciğerden nereye doğru? Dokulara doğru taşıdık. Burada karbondioksitten bahsedeceğimiz için karbondioksitin taşınması bunun tam tersi. O zaman dokulardan nereye? Akciğerlere taşıyacak. Aslında şimdi hani biz az önce oksijenin taşınması dedik ya, mesela alyuvar oksijeni akciğerden aldı, dokulara götürdü ya, oksijeni teslim etti. O alyuvar geri dönerken boş geri dönmüyor. Hani dedik ya, taksi gibi düşünün, yolcusunu aldı, götürdü, oraya bıraktı. Eğer orada yolcu varsa tekrardan alıp getirmesi lazım. Bu da aynı mantık. Oksijeni aldı, götürdü, dokuya verdi. Bu sefer ne yapması lazım? Oradaki karbondioksit yolcusunu alıp getirip tekrardan akciğere teslim etmesi gerekiyor. Şimdi burada doku el parmak hücresi olsun demişim ama yine el parmak fark etmiyor. Ya da işte ayak parmak hücrenizi düşünebilirsiniz. Burada yine damarı görüyorsunuz. İçinde yine sağda ve solda iki tane alyuvar var. Tepkimeler tamamen unutmayın alyuvarların içerisinde gerçekleşir. Çünkü hemoglobin sadece alyuvarın içerisinde bulunuyordu. Yine akciğer ve dokuyu görüyorsunuz. Burada sarı olan doku, mavi olan kim? Akciğer. Şimdi diyelim ki doku hücrelerinde, yani ayak parmak hücreleri olsun, ayak hücrelerinde solunum gerçekleşti. Oksijenin solunum sonucu kim çıkar? Karbondioksit çıkar. Buradaki karbondioksit nereye taşınması lazım? Akciğere taşınması gerekiyor. Sarı olan, yani sağ tarafa biraz odaklanalım. Dokuda diyelim ki karbondioksit oluştu. Karbondioksit direkt kime geçiyor? Doku kılcalına geçer. Doku kılcalına geçti, yani damarın içerisine girdiğinde hemen direkt alyuvarın içerisine geçer. Alyuvarın içerisindeki karbondioksit hemen kimle birleşir? Kırmızı olan hemoglobinle birleşir. Direkt hemen hemoglobin artı karbondioksit birleştiği zaman kim oluşur? Karboksihemoglobin oluşur. O zaman bu taraf kim olmuş oluyor? Doku tarafı olduğu için bu doku kılcalı olmuş oluyor. O zaman doku kılcalında neler olmuş oluyor? Doku kılcalında dokudan gelen karbondioksit hemen hemoglobinle birleşiyor. Karboksihemoglobin oluşmuş oluyor. Sonra bu alyuvar ayaktan hemen hareket etmeye başlıyor. Ta nereye geliyor? Okların yönüne dikkat edin. Direkt hemen akciğer tarafına geliyor. Bu akciğer tarafına geldiği zaman da bu doku tarafının yine tam tersi olaylar yaşanır. Hep birbirinin tersi olaylar yaşanır. Bunu da bilin. Doku tarafında hangi olay tepkime gerçekleşmişse akciğer tarafında yine tam tersi gerçekleşecek. Şimdi akciğer tarafına baktığımız zaman akciğer kılcalı ya da alveol kılcalı da diyebiliriz buraya. Alveol kılcalında bu sefer ne gerçekleşiyor? Hemoglobin bu sefer karbondioksit serbest bırakıyor. Karbondioksit serbest bırakması lazım ki biz karbondioksit direkt kime vermemiz lazım? Akciğere vermemiz lazım. Nefes verirken karbondioksit nereden nereye dışarı atmamız gerekiyor. Şimdi alveol kılcalına baktığım zaman alyuvarın içerisinde hemoglobin karbondioksit bıraktığı için buradaki karboksihemoglobin ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Doku tarafındaki tepkime
N'nin tam tersi akciğer tarafına gerçekleşti. Onlara dikkat edin. Aslında biraz mantıklı düşündüğümüz zaman karbondioksit hangi taraftan, yani karbondioksit biz nereden alırız? Karbondioksit dokulardan alırız. Yani dokulardan aldığımız karbondioksiti hemen hemoglobinle ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Ha, demek ki karbondioksit hemoglobin birleşmesi doku tarafında. Bunun tam tersi nerede? Akciğer tarafında gerçekleşiyor. Yine grafiklere baktığımız zaman doku kılcalında neler gerçekleşiyor? Alveol kılcalında ya da akciğer kılcalında neler gerçekleşiyor? Doku kılcalında hemoglobin karbondioksit bağladığı için ya da karbondioksit hemoglobinle bağlandığı için karboksil hemoglobin direkt artar. Yani grafikte de görülüyor. Karboksil hemoglobin ne oluyor? Artar. Ama akciğer tarafına geldiğimiz zaman akciğer kılcallarına ya da alveol kılcallarına bunun tam tersi olay yaşanıyor. Hemoglobin karbondioksit serbest bıraktığı için karboksil hemoglobin ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Şimdi ikinci sayfamız da bu. Yani karbondioksit taşınması dedi. Karbondioksit taşınması 3 şekilde. Birincisi neydi? Birincisi plazmada çözülmüş olarak taşınır dedik. Buna zaten değinmedik. İkincisi neydi? İkincisi hemoglobinle taşınır. %23'ü bunun üzerinde durduk. Üçüncüsü bikarbonat şeklinde taşınır. Bikarbonat şeklinde de nasıl taşınıyor? O da bir sonraki hemen dersimizde bununla geçelim. Evet. Şekli biraz daha büyüteyim. Yine hep aynı şekiller görüyorsunuz. Damar falan artı içerisinde al yuvarları görüyorsunuz. Şekiller birbirine aslında yakın. Az çok biraz da böyle mantığını düşündüğünüz zaman çözebileceğiniz denklemler. Şimdi buraya da baktığım zaman yine karbondioksit taşınması. Karbondioksit nereden nereye taşınıyordu? Dokulardan alınan karbondioksit akciğere taşınıyordu. Yani dokulardan akciğere doğru taşınır. Şimdi burada bikarbonat şeklinde taşınma üzerinde duracağız. Yine iki tane al yuvarımız var. Az önce de dediğim gibi tepkimeler tamamen nerede gerçekleşiyor? Tamamen al yuvarın içerisinde gerçekleşiyor. Yani plazma kısmında değil, tamamen al yuvarların hücrelerin içerisinde gerçekleşiyor. Yine aynı şekil damarı görüyorsunuz. Damarın içerisinde al yuvarı görüyorsunuz. Karbondioksitin taşınması nereden nereye dedik? Dokudan akciğere doğru. Şimdi hareket edeceğiz. Yine araba gibi düşüneceğiz al yuvarı. Al yuvar doku tarafındaki yolcusunu karbondioksiti alıp nereye götürecek? Akciğere götürecek. Karbondioksiti akciğere teslim edecek. Ama burada akciğeri burada karbondioksiti direkt alıp hemen götüremiyor. Aslında bir de şeyin üzerinde de durmamız lazım. Mesela al yuvarın içerisine baktığınız zaman bir ton denklem kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Aslında biraz düşündüğümüz zaman bu al yuvarlar karbondioksiti ya da kan karbondioksiti niye alıp direkt akciğere götürmüyor? Mesela diyelim ki doku tarafındaki sağ taraftaki al yuvara baktığımız zaman karbondioksit hemen kimle birleşiyor? Suyla birleşiyor. H2CO3 oluşuyor. Sonra H2CO3 kararsız bir bileşik olduğu için kararlı hale geçmesi lazım. Tekrardan HCO3 artı hidrojene parçalanıyor. Aslında bütün bu denklemler niçin gerçekleşiyor? Ta ikinci dersi hatırlayın. Biz ne dedik? Kanda karbondioksit eğer birikirse asitlik artar. pH ne oluyordu? Düşüyordu. Aslında bir parantez açıyorum. Kanın pH'i kaçtı? Ortalama 7.4'tü. Burada diyor ki kanın pH'i 7.4 ya. 7.4'ten 7'ye ya da 7.4'ten 8'e. Yani az aşağı az yukarı çıkması diyor. Ölümle sonuçlanabilir. Yani kanın pH'i çok hassastır diyor. Değişmemesi lazım. Biz direkt hemen karbondioksit kana verip o şekilde taşırsak, kandaki karbondioksit birikirse asitlik artar, pH düşer. Bu da o zaman büyük bir tehlike. Buradan hangi sonuca varıyoruz? Buradan şu sonuca varıyoruz. Bu al yuvarın içerisinde karbondioksit suyla birleşmesi, yani bu tepkimelerin gerçekleşmesinin sebebi o zaman kanın pH'inin sabit tutulması. Yani kanın pH'inin değişmemesi için bu denklemler, yani bu kadar zahmete nedir? Katlanılıyor ya da bu kadar zahmet gerçekleşiyor. Şimdi buna değindikten sonra ne dedik? Bu kadar reaksiyonun gerçekleşmesinin sebebi nedir? Kanın pH'inin değişmemesi, sabit tutulması. Onu da öğrendikten sonra direkt hemen karbondioksit taşınması. Burada bikarbonat şeklinde nasıl taşınır? Onun üzerine biraz duralım. Şimdi doku tarafından karbondioksit aldım. Sağ tarafa odaklanın.
Doku taraftan karbondioksit direkt aldım. Damarın içerisine, damardan al yuvarın içerisine aldım. Al yuvara aldığım karbondioksit hemen direkt kimle birleşir? Suyla birleşir. Hemen ilk kim oluşur? H2CO3. Yani ilk hemen karbonik asit oluşur. Sonra bu karbonik asit diyor ki H2CO3. H2CO3'e karbonik asit deniliyor. Unutmayın. Bu H2CO3 diyor kararsız bir bileşik olduğu için diyor kararlı hale geçmesi lazım. Kararlı hale geçmezse şu şekilde gerçekleşiyor. H2CO3 direkt kime parçalanıyor? HCO3 artı hidrojene. Buradaki HCO3 de bikarbonat. Zaten başlıktan bikarbonat şeklinde taşınma dedik ya. Şimdi bikarbonat artı hidrojene parçalanır. Burada hidrojen eğer diyor hidrojen plazmaya verilirse hidrojen biliyorsunuz asitliği arttırıyor. Hidrojen tehlikeli olduğu için hidrojen al yuvarın dışına verilmiyor. Hidrojen görüyorsunuz. Hidrojen direkt gelip kimle? Hemoglobinle al yuvarın içerisinde hemoglobinle tekrar birleşiyor. HBH oluşuyor. Yani buradan anlıyoruz ki hidrojen kimle taşınmış oluyor? Al yuvarla ya da hemoglobinle taşınmış oluyor. Bikarbonata HCO3'e baktığımız zaman HCO3 de diyor ki aslında bu pH'ı hani amfoter herhalde HCO3 dengeyi sağlıyor öyle diyelim biz. HCO3 pH'ı çok değiştirmeyecek. Değiştirmeyecek. HCO3 direkt kime veriliyor? Plazmaya veriliyor. O plazmayla yani kanın sıvı kısmıyla birlikte nereye gelecek? Akciğer tarafına gelmiş oluyor. Yani burada direkt karbondioksit suyla birleşti H2CO3, sonra H2CO3 de HCO3 artı hidrojene parçalandı. HCO3 direkt hemen al yuvarın dışına atıldı. Yani plazmayla taşınacak. Plazmaya verildi. Ama hidrojen direkt hemoglobinle birleşti. HBH şeklinde hemoglobinle ya da al yuvarla akciğer tarafına gelecek. Şimdi al yuvar araba gibi dedik. Yola çıktı. Akciğer tarafına geldi. Hidrojen al yuvar hidrojeni taşırken HCO3 yani bikarbonat da plazma sıvı kısmıyla birlikte hareket eder. Akciğer tarafına gelirler. Şimdi akciğer tarafındaki olaylar doku tarafındaki olayların tam tersidir. Yani şimdi doku tarafında gerçekleşen reaksiyonların tam tersi nerede gerçekleşecek? Akciğer tarafında gerçekleşecek. Ona dikkat edin. Al yuvar şimdi akciğer tarafına geldi ya. Akciğer tarafına geldiği zaman şu olay gerçekleşiyor. Bikarbonat direkt hemen plazmayla geldi ya o da. Bikarbonat direkt hemen tekrar ne olur? Al yuvarın içerisine girer. Hemoglobin hemen al yuvarın üst tarafına baktığınız zaman hemoglobin hidrojen ne yapar? Hemen serbest bırakır. Bikarbonat hidrojenle tekrar ne olur? Birleşir. H2CO3 oluşur. H2CO3 karbondioksit artı suya ne olur? Parçalanır. Burada karbondioksit direkt akciğere veriyorum. Nefes verirken dışarı atıyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Al yuvar akciğer tarafına geldiği zaman plazmayla yani kanın sıvı kısmıyla gelen HCO3 direkt al yuvarın içerisine tekrar girer. Hemoglobin de hidrojeni serbest bırakır. HCO3 dediğimiz bir karbonat ya al yuvarın içerisine girdi. Hemoglobinin serbest bıraktığı hidrojenle tekrar bağlandı. H2CO3 oluştu. H2CO3 de sonra karbondioksit artı suya kadar tekrar ne oldu? Parçalandı. Karbondioksiti direkt hemen ne yaptık? Akciğere verdik. Nefes verirken dışarı attık. Şimdi sağ tarafta gerçekleşen olaylar doku kılcallarında gerçekleşiyordu. Yani sağ taraftaki al yuvarın içerisinde gerçekleşen olaylar doku kılcalında. Sol taraftaki al yuvarın içerisinde gerçekleşen olaylar nerede? Alveol kılcalı ya da akciğer kılcalında gerçekleşir. Yani akciğer tarafına gerçekleşen akciğer kılcalı, doku tarafında gerçekleşen olaylar doku kılcallarında gerçekleşir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Herhalde anlaşıldı arkadaşlar. Hemen aşağı doğru iniyorum. Bir notum var. Aslında yine bu denklemlerle ilgili. Şimdi notta aslında biraz daha böyle toparlayalım. Karbondioksit artı su birleşti. Hemen kim oluştu? H2CO3. H2CO3 sonra HCO3 yani bikarbonat artı hidrojenin ne oldu? Parçalandı. Bir de bunların tersi olaylar var. A, B, C, D diye harflendirdim.
Şimdi A ve C yani ok yönlerine dikkat edin. A ve C nerede gerçekleşti? Doku kılcallarına gerçekleşti. Alttaki D ve B yani B ve D nerede gerçekleşti? Bu da yani A ve C'nin tam tersi B ve D o da akciğer kılcallarında gerçekleşti. Şimdi burada neye dikkat etmem lazım? Burada genelde böyle bazen sorularda falan geliyor. Burada A ve B'ye baktığımız zaman A ve B yani hemen altta kırmızı diye yazmışım ben. Kırmızı yazıya bir odaklanın. Sadece A ve B'de karbonik anhidraz diye bir enzim var. Bu karbonik anhidraz enzimi sadece A ve B denklemlerinde yani karbonhidrat tartı suyun birleşip H2CO3 ya da H2CO3'ün tekrar karbonhidrat tartı suya parçalanması A ve B olayları karbonik anhidraz diye bir enzim var. O enzimle gerçekleşir. C ve D de enzimle gerçekleşmez. Kendiliğinden olur. Ama A ve B'yi unutmayın. A ve B direkt hemen karbonik anhidraz enzimi sayesinde gerçekleşir. Ya da karbonik anhidraz enzim burada görev A ve B'de görev alır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu da gazların taşınması bu şekilde gerçekleşiyor artık. Oksijen taşınması tamam dedi. Karbonhidrat taşınması iki şekilde gerçekleşiyordu. Daha doğrusu pardon 3 şekilde ama plazmaya değinmedik biz. Bir önceki sayfada karbondioksitin hemoglobinle taşınması vardı. Burada da karbondioksitin bikarbonat şeklinde taşınmasından bahsettik. Üçüncü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle. Tekrardan sizlere iyi çalışmalar arkadaşlar.